Galatasaray'da orta saha transferi öncelikli hedef haline geldi. Transfer çalışmalarını detaylı analizler ışığında sürdüren ve bu kez karavana atmayı hiç niyeti olmayan Jimbom, rotayı adaya kırdı. Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da görev yapan Scott McTominay, Galatasaray'a önerildi. Takımıyla 2025 yılına kadar kontratı bulunan İskoç futbolcu, United'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. 28 yaşındaki yıldız menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Kırmızı Şeytanların altyapısında yetişen ve güncel piyasa değeri 32 milyon euro olan Scott McTominay için Sarı Kırmızılılar 15 milyon euroyu gözden çıkarttı. Oyuncunun United'la kontratının son senesine girmesi nedeniyle İngilizler bu teklife yeşil ışık yaktı. Peki siz McTominay hamlesine nasıl bakıyorsunuz? Galatasaray Scott McTominay'i alsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'a dev teklif. Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 15 resmi maça ulaşmasıyla sözleşmesini 2025'e kadar uzattığı Hakim Ziyeh, Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi. Sezon başında takıma katılan Hakim Ziyeh, sarı kırmızılı formayla toplamda 21 resmi maça çıktı. Faslı futbolcu söz konusu maçlarda 8 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden El Shabab, 31 yaşındaki faslı kanat oyuncusu için Galatasaray'a dev bir teklif yaptı. Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre El Shabab, Galatasaray'a 15 milyon euro önerirken Hakim Ziyeh'e de 2 yıl için 30 milyon euro net maaş önerdi. Güncel piyasa değeri 9,5 milyon euro olan Süper Yıldız, Galatasaray'a bedelsiz imza atmıştı. Victor Nelson'a West Ham United kancası. Galatasaray'a Victor Nelson için İngiltere'den yeni bir teklif var. Daha önce Tottenham ve Nottingham Forest tarafından teklifler alan Danimarkalı yıldız stoper için West Ham United'da devreye girdi. Satılması kararlaştırılan Nelson'u İngiltere'nin dışında İspanya ve İtalya'dan da önemli takımlar takip ediyor. Premier Lig temsilcisi West Ham United, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bonservisini almak için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray, Victor Nelson'u 2021 yazında Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Nelson için Galatasaray'ın beklentisi ise bonuslarla birlikte 20 milyon euro. Galatasaray'a yeni Haaland. Barış Alper Yılmaz, Victor Nelson, Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, yeni sezonda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın gündemine aldığı Osijek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid'de Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. 1.91'lik Hırvat yeteneğin takımıyla olan kontratı 2026 yazında sona erecek. Abdülkerim için Galatasaray'a 20 milyon euro. Galatasaray forması altında ilk sezon doğru müthiş bir performans sergileyen milli yıldız Abdülkerim Bardakçı'ya geçen sezon olduğu gibi Suriye kulüplerinden teklif geldi. Arap ekiplerinin 30 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı başarılı stopere de Galatasaray'da kazandığı ücretin 5 katını önerdiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla transfer piyasasında dikkat çeken Abdülkerim Bardakçı için yönetimin ise şimdilik beklemeyi tercih etti ve tekliflerin olgunlaşmasını beklediği öğrenildi. Galatasaray formasıyla 77 maça çıkan Abdülkerim Bardakçı bu maçlarda 10 gol atıp 3 de asist yaptı. İlkay Gündoğan aslan oluyor. Sezon başında transfer olduğu Barcelona'da aradığını bulamayan İlkay Gündoğan için Galatasaray yeniden devreye girdi. Kazalan ekibinde mutsuz olan tecrübeli yıldız takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
İspanyol basınına göre Sarı Kırmızılılar bu transferi bitirmek için harekete geçti ve Yıldız isimli 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya çok yaklaştı. İlkay Gündoğan Barcelona formasıyla 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 41'inde ilk 11'de yer aldı. 33 yaşındaki Yıldız bu maçlarda 5 gol atıp 12 de asiste imza atarak takımına katkıda bulundu. Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, eldeki yıldızlarına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Sacha Boey ve Cedric Bakambu'yu satarak kasasına bonuslar dahil 45 milyon euro koyan Galatasaray, yine önemli satışlar yapacak gibi görünüyor. Kadrosundaki yıldızların neredeyse her biri için teklifler alan Sarı Kırmızılılara en yüksek bedel Barış Alper için teklif edildi. İngiliz basınından Sky Sports, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz için yapılan teklifi paylaştı. Habere göre Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, Barış için Galatasaray'a 22 milyon euro önerdi. Almanların milli yıldızın transferi için ısrarcı olduğu ve teklifi 27 milyon euro seviyesine kadar yükseltebileceği de aktarılan bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Barış Alper'in Galatasaray'la 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan Bertu Yıldırım hamlesi. Süper Lig ekiplerinden Hatay Spor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fransız temsilcisi Rennes transferi olan Bertu Yıldırım, Galatasaray'ın radarına girdi. Fransız ekibinin Bertu kiralama kesili belirtilirken Aslan'ın satın alma opsiyonunu kiralama şeklinde bir girişim yapabileceği belirtildi. Rennes, genç forveti Atakaş Hatay Spor'dan 5.4 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Carlos Vinicius'un yerine Mauro Icardi'yi yedekleyecek yeni bir santrafor arayan Galatasaray bu mevkiye genç ve potansiyelli bir isim transfer etmek istiyor. Peki siz Bertu'nun Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Bertu Yıldırım Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Fulham Zaha için devrede. 2023 yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin uzun süreli ilgisine rağmen Galatasaray devreye girer girmez Sarı Kırmızılılara imza atmıştı ve transfer yarışından mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray olmuştu. Galatasaray formasıyla 39 karşılaşmada görev yapan tecrübeli oyuncu 10 gol atıp 5 asist yapsa da performansıyla büyük eleştiri topladı.